Merhabalar, Nilüfer Belediyesi'nin YouTube kanalına. Hoş geldiniz. Ben Turgay Sezer. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı kırsal alan bürosunun şefiyim. Aynı zamanda Ziraat Mühendisliği Zootekni bölümü mezunuyum. Bu akşamki eğitimimizin konusu bölgemizdeki tıbbi aromatik bitkiler ve faydalanma şekilleri olacak. Eğitimimizin içerisinde tıbbi ve aromatik bitki nedir? Tıbbi ve aromatik bitkilere artan ilginin nedenleri nelerdir? Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları nelerdir? Ülkemizin tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği, tıbbi ve aromatik bitkilerde ürün eldesi ve ülkemizdeki yetiştiriciliği ve bölgemizdeki tıbbi ve aromatik bitkiler başlıklarını inceleyeceğiz. Bu akşamki eğitimimizi Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi olan Doçent Doktor Öykü Kaçar verecek. Hoş geldiniz hocam. Kendisi tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve ıslah alanında araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir. Şimdi sözü hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım yararlı bir eğitim olur bu akşam için yapacağımız. Tıbbi aromatik bitkiler tabii çok geniş bir konu. Bu süre içerisinde her şeyi anlatmak ve ele almak mümkün değil. Ama genel bir bakış açısı oluşturmak mümkün. Çünkü gerçekten ilgi duyulan konulardan bir tanesi. Ben şimdi bir sunum eşliğinde bu bilgileri vermek istiyorum size. O yüzden sunumumu paylaşmak istiyorum. Turgay Bey de söylemişti. Konumuz bölgemizdeki tıbbi aromatik bitkiler ve faydalanma şekilleri. Tabii bölgemizde doğal yayılışı olan veya yetiştiriciliği yapılan tıbbi aromatik bitkilere gelmeden önce biraz genel konularda bilgi vermek istiyorum. Genelden özele doğru bir konu akışı sürdürmek istiyorum. İlk önce şunu tanımlamak lazım aslında. Tıbbi ve aromatik bitki nedir? Her bitkinin tıbbi veya aromatik bir özelliği var mıdır? Ya da bu bitkileri diğer bitkilerden ayıran özellikler nedir? İlk önce bunu tanımlamak istiyorum. Biliyoruz ki bitkiler primer metabolitler ve sekonder metabolitler içeriyorlar. Primer metabolitleri bütün bitkiler içeriyor. Fotosentez sonucu bitkinin oluşturduğu ürünler hem kendi yaşamını devam ettirmek için bitkinin hem de diğer canlıların yaşamlarını devam ettirmesi için ortaya çıkan ürünler olarak tanımlayabiliriz. Sekonder metabolitler ise biraz daha farklı. Bütün bitki gruplarında yok. Olduğu bitki gruplarından birisi de tıbbi ve aromatik bitkiler. Sekonder metabolitler bitkinin bir savunma mekanizması, savunma kalkanı aslında. Bu sekonder metabolitler bitkiyi kuraklığa karşı, susuzluğa karşı, hastalık ve zararlılara karşı, çeşitli mikroorganizmalara karşı veya güzel koku ya da kötü kokuyla cezbedici veya itici özellikleriyle yaşamını devam ettirmesini sağlıyor. Bu sekonder metabolitler farmakolojik aktivitesi olan etken maddeleri bünyesinde barındırıyor. Şimdi burada bazı örneklemeler yapmak istiyorum. Örneğin ilk fotoğrafta bir ağaç gövdesi görüyoruz. Bu tarçın bitkisi. Tarçın bitkisinin etken maddesi yani sekonder metabolitleri gövde kabuğunda birikiyor. Çünkü sekonder metabolitler bitkinin tüm aksamında olabileceği gibi böyle farklılaşmış kısımlarında da olabilir. İkinci fotoğraf kekik bitkisi. Bitkinin tüm toprak üstü aksamı etken madde taşır. Ama değişen oranlarda çiçek ve yapraklar saplara göre daha yüksek oranda uçucu yağ içeriğine sahipti. Bir sonraki fotoğrafımız tıbbi papatya. Sadece çiçekleri etken madde içerir. Diğer fotoğrafımız haşhaş kapsülü. Hepimizin bildiği biraz sonra birazcık daha ayrıntılı anlatacağım. Kapsül kabuğunda morfin ve türevleri, alkaloidler içerir. Onun yanındaki fotoğrafımız çörek otu hepimizin bildiği tohumları etken madde içerir. Ve bir sonraki fotoğrafta zencefil bitkisinin toprak altı organları etken maddenin yoğun olarak toplandığı yer. Şimdi bir savunma mekanizması dedik sekonder metabolitler için. Bunun aslında en güzel örneği ısırgan bitkisi. Hemen hemen herkesin ısırganla herhalde bir anısı olmuştur. Dokunduğumuz zaman elimizin kızardığını, işte kızarıklıklar oluştuğunu veya kaşındığını hissederiz. Bu bitkinin bir savunma mekanizmasıdır. Hatta tıbbi aromatik bitkilerin şifa etkisi de buradan ortaya çıkmıştır. Yani bitki bunu kendini savunmak için kullanıyorsa, aynı şekilde diğer canlıların sağlığı için de bu etken maddeler kullanılabilir mi düşüncesiyle ilaç olma özellikleri geliştirilmiştir.
Şimdi dedik ki tıbbi ve aromatik bitkilere ilgi artıyor. Gerçekten ilgi artıyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Çünkü kullanım yelpazesi çok geniş. Bunları birazdan sıralayacağım. Özellikle gıda ve ilaç sanayinin ham maddelerinden birisi bu bitkiler. Bunun dışında alternatif ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alabilecek bitkiler. Artık üretici farklı bitkilerle de bir şey yapmak istiyor. Bunu da gözlemliyoruz. Yani farklı bir ürün grubuna da geçmek istiyor. Ya da bu bitkilerin katma değeri yüksek olduğu için elde edilen yan ürünlerin fazlalığı, katma değerinin yüksekliği bu ilginin nedenleri arasında. Bunun dışında son yıllarda tamamlayıcı tıp uygulamaları var Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen. Fitoterapi bunlardan bir tanesi yani bitkilerle tedavi. Yetiştiricilik açısından bizi ilgilendiren kısmı nedir? Bu fitoterapiyi ham madde oluşturabilmek, bitkileri yetiştirebilmek bu anlamda. Ve herkes de doğala dönüş, doğal olan ürünlere yöneliş, tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgiyi gerçekten ayakta tutuyor ve o ivmeyi hızlandırıyor diyebiliriz. Tıbbi bitkisel ürün ve ilaçların global pazarına baktığımızda 2000'li yıllarda 60 milyar dolar, 2008 yılında 93 milyar dolar, 2020 yılında ise 115 milyar dolara yükselmiş. Tabii artık yaş ortalaması yükseldi, yaşlanan nüfus fazla. Genel sağlık ve refah konusunda da bilinçli tüketicinin artışı bu ivmenin hızlanmasına neden olmuş durumda. Peki tıbbi ve aromatik bitkilerin acaba kullanım alanları neler? O yelpazenin geniş olduğunu söyledik. Şimdi onlardan bahsedelim. Bitkisel ürünlerin tedavide kullanım geçmişi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Yani biz 5-10 yıl öncesindeki bir kullanımdan bahsetmiyoruz. Gerçekten binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu bitkilerin kullanımı, tedavide veya hastalık öncesinde korunmada kullanımları çok uzun bir geçmişe sahip. Hatta biraz örneklendirmek istiyorum. Adana'da yaşamış olan Dioskorides, farmakolojinin öncüsü ve botanik biliminin kurucusu olarak tarihe geçmiş bir ilim adamı. Bu kişi Akdeniz bölgesine ait 600 tane bitkiyi keşfetmiş, bunları resimlemiş. Hangi kısımlarının kullanılacağı ile ilgili bilgiler vermiş ve farmakolojik özelliklerini belirtmiş. Bunlar milattan önceki yıllarda olan eserler. Yine hepimizin tanıdığı, bildiği İbn Sina, tıp ve eczacılık bilimlerine büyük katkıları bulunan bir bilim adamı, tıbbi bitkileri ele almış kişilerden biri. Hatta güzel bir halk ilacı örneği, festivalleri de olan mesir macunu. Mesir macunu kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel bilgiler doğrultusunda hazırlanan bir ürün. Yaklaşık 41 farklı bitki ile, drog ile hazırlanan bir ürün. Aynı zamanda Mesir Macunu Festivali 2012 yılında UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine ülkemiz adına kaydettirilmiş. Bunlar hep geleneksel olan, geçmişten günümüze gelen, hala devam ettirilen güzel halk ilacı örneklerinden. Şimdi kullanım alanlarına geçtiğimizde ilki tıbbi amaçlı kullanım. Bunda da ilk aklımıza gelen tabii ki ilaç sanayi. Acaba ilaç sanayinde bitkilerden elde edilen ilk etkili madde hangisi? Burada fotoğraftan da çok rahat bir şekilde anlaşılıyordur. Haşhaş bitkisinden morfin. Şimdi önceden bu şekilde yeşil kapsülde çizim yapılıyordu. Afyon sakızı elde ediliyordu. Bu afyon sakızından da morfin ve türevleri elde ediliyordu. Artık kaçakçılığı engellemek amacıyla bu şekildeki yeşil çizim yasak. Haşhaş aynı zamanda bir yağ bitkisi. Tohumları yağ içeren, sabit yağ içeren bir bitki. Tohumları alındıktan sonra geriye kalan kapsül Afyon Bolvadin'de bulunan alkaloid işleme fabrikamızda işleniyor. Aynı zamanda biz önemli bir alkaloid ihracatçısı ülkeyiz. Morfin ve türevleri elde ediliyor. Tabii morfin narkotik bir madde, bağımlılık yapan bir madde ama ilaç sanayinde çok güçlü bir ağrı kesici. İlk bu hikaye aslında morfinin eldesiyle başlamış. Yine örneklendirmeye devam edelim. Bunun tarihsel bir sıralaması var çünkü. Kına ağacı dediğimiz bitki bizim ülkemizin florasında bulunmayan bir bitki, tropik kökenli bir bitki. Ağacın gövde kabuklarında kinin maddesi var ve kinin hala sıtmanın tedavisinde etkin olarak kullanılan bir etken madde. Bunun dışında Artemisia annua dediğimiz tek yıllık pelinden elde edilen Artemisia'nın etken maddesi, bunu izole eden bilim insanına
2015 yılında Nobel ödülünü getirmiş. Bu da yine aynı şekilde sıtmanın tedavisinde kullanılan bir etken madde. Yüksük otu dediğimiz belki birçoğumuzun doğal florada da karşılaştığı bir bitki. Dijitalin etken maddesi var. Kalp rahatsızlıkları tedavisinde kullanılıyor. Tabii bu ilaçlar yapılırken bitkinin ilaca giden hikayesi de farklı. Etken maddenin izole edilmesi, belli bir doz üzerinden standartize edilmesi gerekiyor ki ilaç, bitkisel ilaç haline gelebilsin. Bizim ülkemizde ilaç bitkilerinin tarımı yok. Çünkü bunu işleyecek bir sanayimiz yok bizim. Alttaki fotoğrafta yurt dışında bu bitkinin geniş alanlarda tarımının yetiştiriciliğinin yapıldığını görmek mümkün. Bizde şu anda böyle bir durum söz konusu değil ilaç bitkileriyle ilgili. Yine söğüt bitkisi, ak söğüt dediğimiz Salix alba türünden asetil salisilik asit elde ediliyor yine gövde kabuklarından. Asetil salisilik asit de aspirinin ana etken maddesi. Yine çok tanıdığımız bir ilaç formülasyonu ve bunun kökeni bitkisel bir preparat. Tabii bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ama bir de şuna bakalım istiyorum. Acaba Türkiye'de hiç böyle patent almış bir bitkisel ilaç oldu mu şimdiye kadar? Bizim ülkemiz bu açıdan çok zengin diyoruz. Evet, Şevketi Bostan bitkisinden Lityozol Cemil adıyla 1930'lu yıllarda bir preparat tescil oldu, patent aldı. Şevketi Bostan'ı birçoğumuz biliyoruz diye düşünüyorum. Özellikle Ege'li olanlar bu bitkiyle çok daha haşır neşirler. Bitkinin toprak altı kısımları değerlendiriliyor. Aynı havuç gibi düşünelim. Ortadaki odunumsu kısım çıkartılarak geriye kalan kabuk yani korteks kısmı sebze olarak da değerlendirilen kısmı aslında. Peki bu bitkinin tıbbi özelliği ne? Bu bitkinin içerdiği etken maddeler sayesinde böbrek taşı düşürücü etkisi var. Lityazol Cemil denmesinin nedeni de şu. Bu formülasyonu ortaya çıkaran doktorun adı Doktor Cemil Şener. Lityazilin de taş eriten anlamında. O yüzden Lityazol Cemil adıyla piyasaya bir ilaç sunulmuş. Fakat bu devam etmemiş. Keşke devam edebilseydi. Çünkü o yıllarda bu ilacı oluşturabilmek için yılda yaklaşık 30 ton yaş şevketi bostan köküne ihtiyaç var ve bulunamıyor. Şimdi Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü hem bu bitkinin tarımını özendirmek, genişletmek için hem de tekrar bu formülasyonla ilgili çalışmalar yapıyor diye biliyorum. Biraz önce geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğinden bahsettim. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi. Burada 15 tane farklı uygulama var. Bizi ilgilendiren kısım fitoterapi, tekrar altını çizerek söylüyorum. Tedavi kısmı değil. Sonuçta ben ziraat fakültesinde çalışıyorum. Ziraat mühendisiyim. Yetiştiricilikle ilgili olan kısım. Yani doğru bitkiyi, doğru kalitede bitkiyi, doğru etken maddeyi içeren bitkiyi üretebilmek. Fitoterapinin ilerlemesi ve oluşması için. Şimdi diyoruz bitkisel ise zararsızdır veya bitkisel ise etkisizdir. Çeşitli varsayımlar var. Aslında ikisi de yanlış diye düşünüyorum. Çünkü bitkisel demek aslında kontrolsüz demek. Bunu unutmamak lazım. Çünkü içinde ne miktarda ne etken madde olduğunu bilmediğimiz bir ürünü kullanıyoruz. O yüzden etkisizdir veya zararsızdır demek gerçekten yanlış. Bunları belli bir dozla kullanmak lazım, belli sürelerle kullanmak lazım. Ancak o zaman ve doğru bitkiyle buluşuyorsanız bu tedavi gerçekleşiyor. Dünyada da satılan bitkisel ürünler var. Hatta Echinacea dünyada en fazla satılan bitkisel ürünü oluşturan bitki. Echinacea çok yıllık bir bitki. Bir kere bizim ülkemizin bitkisi değil, yani doğal florasında yok. Yani biz doğaya çıkıp Echinacea topladık diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bu bitki ülkemizin florasında değil, Kuzey Amerika'nın bitkisi. Ama tabii ki bizim ülkemizin doğal florasında bulunmayan bitkilerin de yetiştiriciliğini yapıyoruz eğer bir pazar payı varsa. Echinacea çok yıllık dedik. Hem toprak üstü aksamı değerlendirilen hem de toprak altı aksamı değerlendirilen bir bitki. Toprak üstü aksamı diyelim siz 3 yılın, 4 yılın, 5 yılın sonunda kökleri sökebilirsiniz. Bu süre içerisinde biçtiğiniz bitki, hasat ettiğiniz bitki bitkisel çay sanayine hizmet ediyor. Fotoğrafta görüyoruz kökler. Bu bizim çalıştığımız Echinacea türlerinden bir tanesi.
Kökler de ilaç sanayinde kullanılıyor ve dünyada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için en çok satılan preparatlar arasında. Bunun dışında yine toprak altı aksamı değerlendirilen ginseng bitkisi var. Satış payı iyi olan. Ginkgo dediğimiz, ginkgo ilginç bir bitki. Yaprakları dünyada hiçbir bitkinin yaprağına benzemiyor. Yelpaze şeklinde bir yaprak yapısı var. Bu bitki de özellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte, beyindeki kan dolaşımının yavaşlamasıyla birlikte ortaya çıkan unutkanlıklar için kullanılıyor. Şimdi tekrar hani söylüyorum, benim işim yetiştiricilikle ilgili ama bitkileri tanıtırken artık bu bitkilerin farmakolojik özellikleri ispatlanmış olan bitkiler. Bu yüzden ne işe yaradıklarını da ilave ederek tanıtmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Şunu da yine unutmayalım, yani bu bitkilerin alalım yaprağına işte biz çay yapalım, kaynatalım, içelim şeklindeki bitkiler değil ilaç bitkileri. Mutlaka belli bir doz üzerinden standartize edilmesi gerekiyor. Sarı kantoron, yine birçoğumuzun bildiği bir bitki sarı kantoron. Halk hekimliğimizde yeri olan bir bitki. Orta Avrupa'da hafif ve orta şiddetteki depresyon tedavisinde bu bitkinin preparatları çok yaygın olarak kullanılıyor. Bizim ülkemizde de sarı kantoron yağı dediğimiz yağ halk hekimliğinde oldukça sık kullanılan bir ürün. Meryem ana dikeni dediğimiz bitki tohumları silimarin içeriyor, karaciğer rahatsızlıkları tedavisinde kullanılıyor. Yine en çok satılan ürünlerden. Bu şurupları belki birçoğumuz kullanmışızdır. Duvar sarmaşığı dediğimiz bitkinin ekstrakte edilmesiyle ortaya çıkıyor üst solunum yollarıyla ilgili. Bir de laden bitkisi var. Laden bitkisini özellikle buraya koymak istedim. Özellikle COVID döneminde antiviral özelliğiyle öne çıkmış olan bitkilerden bir tanesi. Aşağıda bazı ilaç ürünlerinin fotoğraflarını koydum. Pastil özellikle eczanelerde satılan bir pastil. Biz bunu yurt dışından ithal ediyoruz. Ne acı ki bitkiyi ihraç ediyoruz ama işlenmiş ürünü ithal ediyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki yetiştiriciliğinde karşılaşılan en büyük handikaplardan bir tanesi bu. Laden bitkisi laden gülü, kaya gülü olarak da adlandırılıyor. Labdomin denilen bir reçineye sahip. Hatta bu reçinenin keşfi de şöyle olmuş. Bu bitkiler arasında otlayan keçilerin tüylerine yapışkan bir reçinenin yapıştığı fark edilmiş. Daha sonra bu reçinenin güzel kokulu olduğu da anlaşılınca parfümeri sanayinde kullanılmaya başlanmış. Böyle bir hikayesi var. Tabii şu anda bu reçinenin elde edilişi farklı yöntemlerle yapılıyor. Kekik hepimizin hayatı içinde olan bir baharat. Belki en çok kullandığımız baharatlardan. Covid döneminde de öne çıkan bitkilerden bir tanesi. Bu da en çok satılan preparatlar ve bitkiler arasında yerini aldı. Keza çörek otu da öyle. Çörek otunun tohumlarında hem sabit yağ hem uçucu yağ vardır. Ve uçucu yağında timokinon denilen bir bileşen var. Timokinon bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir bitki. Bu yüzden COVID döneminde çörek otu, çörek otu ile ilgili preparatlar, çörek otu yağları hep gündemde olan ürünler arasında olmuş oldu. Tıbbi alanda kullanımından bahsediyoruz. İlaç sanayinde kullanımından bahsettik. Aromaterapide kullanılıyor bu bitkiler. Yani uçucu yağlarla, uçucu yağların fizyolojik etkinliğinden yararlanılarak kokularla yapılan bir tedavi. Tabii doğru bitki ve doğru uçucu yağ elde etmek lazım bu anlamda. Çünkü hepimizin bir koku hafızası var. Bizi kendimizi iyi hissettiren kokular, kötü hissettiren kokular, bizi belki bir anıya, bir çocukluğumuza götüren kokular var. Bu etkilerinden de yararlanılarak bitkilerin aromaterapi yine COVID döneminde hem de uçucu yağlar gerçekten gündeme geldi. Ve genel olarak halk arasında en yaygın kullanımı da burada gördüğümüz aroma lambaları şeklinde. Bu difüzör şeklinde de olabilir, böyle daha basit bir şekilde aroma lambası şeklinde de olabilir. Altta bir ısı kaynağı var. Bunu mumla oluşturuyoruz. Üst haznesine su ilave ediyoruz ve uçucu yağı damlatıyoruz. O uçucu yağ adı üstünde özellikle sıcaklıkla birlikte buharlaşabilen, bulunduğumuz ortama yayılabilen bir koku oluşturmuş oluyor. Aslında aroma terapiyi bilmeden çocukluğumuzda kullanmışız diye düşünüyorum.
Dinleyenler arasında yaş ortalaması nedir bilmiyorum ama sobalı dönemde çocukluğunu geçirenler benim gibi. Biz hep böyle portakal kabuklarını, mandalina kabuklarını soyduktan sonra kışın sobanın üzerine koyardık. Tabii uçucu yağ bu tarz turunçgillerde meyve kabuğunda birikiyor. Hatta böyle mandalina'nın kabuğunu sıktığımızda gözle görülür bir şekilde ortaya çıkan o böyle bir sis vardı. O uçucu yağ aslında sıcaklıkla da karşılaştığında ortama kokusu yayılır. O yüzden ilkel bir yöntem de olsa bir aromaterapi uygulaması. Sobanın üzerine bu şekilde işte turunçgil kabuklarını koymak. İkinci kullanım alanı bu bitkilerin parfüm ve kozmetik sektörü ki çok büyük bir sektör. 225 milyar dolarlık bir hacme sahip. Bunun da yaklaşık 600 milyar euroluk kısmını ham madde pazarı oluşturuyor. Parfüm kozmetik sektörüne sadece bitkisel ham maddeler değil hayvansal ham maddeler de eşlik ediyor. Ama tıbbi ve aromatik bitkilerden özellikle parfüm ve kozmetik bitkileri bu sektörün ana direği. Şimdi sadece artık parfümler yok, kişilere özel kokular oluşturuluyor. Artık kurumsal kokular var. Yani bir firma kendi kokusunu yaratılmasını sağlıyor. Siz dünyanın neresine giderseniz gidin, o kuruma girdiğinizde, o mağazaya girdiğinizde aynı koktuğunu görüyorsunuz, duyuyorsunuz o anlamda. Bu da bir sektör, o yüzden söylemek istiyorum. Bitkisel kozmetik keza aynı şekilde gündemde olan konulardan bir tanesi. Şimdi parfümü oluşturabilmek, doğru parfüm yapabilmek gerçekten zor. Çünkü koku, yani yetişen bitkilerin etken maddesi ekolojiye göre değişebiliyor. O yüzden her bitkinin tarımı her ekolojide yapılmaz. Yağ gülü Isparta'da yaygın olarak yetiştiriliyor ve ona benzer ekolojilerde. Gül yağı çok pahalı. 1 mililitresi 100 lira. 1 litresi 10 bin doların üzerinde ve biz önemli ihracatçı ülkelerden biriyiz. O zaman şöyle söyleyelim. Neden biz yeri göğü yağ gülü yapmıyoruz? Neden yapmıyoruz? Çünkü her ekolojide aynı kokuyu almanız imkansız. O yüzden kokunun yani etken maddenin oluşması imkansız. O yüzden parfüm, ünlü parfüm markaları, firmaları sadece belli bir bölgede yetişen hangi bitkiyi kullanacaklarsa lavantayı, yasemini, işte paçuliyi alıyorlar. Kokuda standartizasyonu sağlayabilmek için. Sentetik kokularda bu kolay ama doğal olan parfümlerde bu gerçekten zor. Gıda amaçlı kullanıyoruz. Baharat sanayi. Baharat sanayi yıllık 10 milyon tondan fazla dünyada. En fazla kullanılan baharat karabiber. Bizim ülkemizde yetişmeyen bir bitki. Yine tropik bölge bitkisi, sarılıcı bir bitki. %30'luk bir pazar payı var tüm dünya için. En pahalı baharat ise safran. Safran sıvı altın diye geçiyor. Burada fotoğrafta safranın çiçeklerini görüyoruz. Safranın baharat olarak kullanılan kısmı kırmızı renkli stigmaları yani dişi organları. Aynı zamanda safran çok fazla taşişe uğrayan yani katıştırma yapılan bitkilerden bir tanesi. Şimdi safran da çok pahalı. Bir gramı 25 ile 30 lira arasında değişiyor. Şimdi böyle biz ders anlatırken de bu işi yapmak isteyen öğrencilerimiz hemen biz işte safran tarımı yapabiliriz diye tepki veriyorlar. Ama safran yaklaşık 20-25 gün çiçek açan bir bitki. Kasım ayı gibi. Tabii her gün güzel uykunuzdan uyanacaksınız. Safran çiçeklerini tam açılmadan o stigmaların pörsümemesi lazım. Toplayacaksınız. Stigmaları ayıklayacaksınız. İş buraya gelince vazgeçişler olabiliyor açıkçası. Şimdi safranın soğanları da değerlendiriliyor. Yani tohumluk olarak. Diyelim çiçeği toplayamadınız ya da hepsini toplayamadınız. Bu genel bir fikir, o yüzden söylüyorum, kişilerin yaptığı bir şey. Soğanlarını söküp 3 yılın sonunda bunları boylarına göre kalibre ederek tohumluk olarak da satılıyor. Bunların da iyi fiyatları var. Gıda olarak kullanımında bitki çayı. Artık marketlere girdiğimizde onlarcasını görüyoruz bitki çaylarını. Bizim gibi siyah çayı seven bir ülkede bile yaklaşık %25'lik bir pay almış durumda. Bu önemli. Tabii bitkisel çayların, daha doğrusu tıbbi aromatik bitkilerin faydalanma şekillerinden birisi bitkisel çay. Nasıl yapılacağını, ne yöntemle yapılacağını bilmemiz gerekiyor. Genel olarak yaprak, sap ve çiçek gibi kısımlar
demleme yöntemiyle yapılırken daha sert kısımlar, kök gibi, tohum gibi, kabuk gibi kısımlar ise kaynatılarak bir demleme yöntemi oluşturuluyor. Burada hepimizin yaptığı klasik olan yöntemi görüyoruz. Bitki taze de olabilir, kuru da olabilir. Mutlaka bitkinin kurutulmasına gerek yok. Yani taze de kullanabilirsiniz. Kurutulması raf ömrünü uzatmak anlamında. Sıcak suyla muamele ederek bir infüzyon uygulamış oluyoruz. Ve belirli bir süre bekleterek 5 dakika gibi etken maddenin suya geçmesini sağlıyoruz bir kısmının. Burada yine bitkisel çay örneklerini görmemiz mümkün. Aynı şekilde adaçayı bitkisinin infüzyon yöntemiyle demlenişini görüyoruz. Aslında kullandığımız poşet çaylar da infüzyona güzel bir örnek. Sıcak suyun içerisine bu poşetin daldırıp çıkarılmasıyla o aromanın suya geçişi ve bizim bunu bitkisel çay olarak tüketişimiz var. Tabii bununla ilgili artık birçok aparat var. Kolay demleme yöntemleri var bu anlamda. Hatta çay demlerken üzerine mutlaka bitkisel çay demlerken uçucu yağ içeren bitkiler için söylüyorum. Bir adaçayı bitkisini demliyoruz örneğin. Üzerini mutlaka bir kapakla kapatmamız gerekiyor. Ve hatta onu açtığımızda da orada biriken buharla karışık uçucu yağı yine bardağımızın içine dökerek daha fazla faydalanmamızı sağlayacak bir içecek oluşturabiliyoruz. Dediğim gibi birçok aparat var. Hatta kabuk kısımları kaynatılıyor dedik. Örneğin bir karanfilli ıhlamur yapmak istiyorsunuz. İlk önce soğuk suyun içerisine karanfil ve diyelim tarçını attık. Kaynama noktasına gelince ısı kaynağını kapatıyoruz. Daha sonra bunun üzerine ıhlamurları ilave ederek demlenmesini sağlıyoruz. Böylece iki yöntemi kullanarak, dekoksiyon ve infüzyonu kullanarak bir bitkisel çay oluşturmuş oluyoruz. Bu fotoğrafı neden koydum? Bitki çayı denildiğinde hep şu geliyor aklımıza çünkü. Bitki çayları hastalandığımız zaman içilir. Hayır, çok keyifli bitki çayları var. Tıbbi aromatik bitkilerin bu özelliklerinden eğer faydalanmak istiyorsak günlük hayatımızın içerisine almamız gerekiyor. Yine bu bitkiler takviye edici gıdalarda, gıda katkı maddelerinin içerisinde, antioksidan özelliklerinden dolayı antioksidan olarak, diyet ürünlerine katkı maddesi olarak katılıyor. Bunun dışında gıda ürünlerini korumada kullanımı var. Şimdi ilk fotoğrafımız pastırma. Pastırma ile çemenin buluşması sadece tat açısından değil, o etin bozulmasını korumak açısından, yani ürünün raf ömrünü uzatıyor. Yine otlu peynirler, çörek otlu peynirler hem bir aroma vermekle birlikte, o peynire karakteristik bir özellik kazandırmakla birlikte o ürünün raf ömrünü uzatıyor. Bununla ilgili yani tıbbi aromatik bitkilerin raf ömrünü uzatmayla ilgili birçok çalışma yapılıyor. Bunun dışında bu bitkiler bitki hastalık ve zararlı kontrolünde kullanılıyorlar ki organik tarım da önemli. Bu anlamda organik ticari preparatlara dönüştürülmüş olan ürünler var. Nim ağacından elde edilen azadiraktin, pire otundan elde edilen piretrin maddesi ticari olarak ürün haline getirilmiş olan organik ürünlerden. Bunun dışında bu fotoğraflarda fesleğen var. Yanındaki bitkiye de genelde reyhan deniliyor. Aslında fesleğen ve reyhan aynı şeyler, aynı bitkiler. Aynı botanik isimli altında çatıda birleşen bitkiler ama halk arasında genellikle küçük yapraklılara fesleğen, büyük yapraklılara reyhan adı veriliyor. Bu büyüklerimizin bir bildiği var. Genellikle fesleğen bitkisi pencere kenarlarına konulur. İşte yazın şöyle dokunduğumuzda o güzel linalolden kaynaklanan koku burnumuza gelir. Aynı zamanda sinek kaçırıcı özelliği vardır. Veya lavantaları. İşte çamaşırlarımızın, kıyafetlerimizin arasında güzel koksun diye koyuyoruz ama bir önemli özelliği de böcek kaçırıcı özelliği. Bu yüzden bu bitkiler günlük hayatımızın içerisinde gerçekten yer alıyorlar. Bakın farklı bir kullanım alanı da inhibitör etkisi yani engelleyici etki. Şimdi patateste depolarda filizlenme önemli bir problem. Bunu engellemek için sensörler kullanılıyor. Tabii tat kısmını etkileyebiliyor, dokuyu etkileyebiliyor, kalıntı bırakabiliyor. Ama tıbbi aromatik bitkilerden özellikle nanenin etken maddesi olan, mentespikatı olan türün karbon bu amaçla kullanılan etkili inhibitörlerden bir tanesi. Hayvan yemlerinde kullanabiliyoruz. Özellikle kanatlı sektöründe,
antibiyotik kullanımının yasaklandığı veya sınırlandırıldığı sektörde. Bu bitkiler diyelim daha çok kekik ve turunçgil uçucu yağları hayvan yemlerine katılıyor. Tabii daha birçok bitki denenebilir, yapılıyor da zaten bu tarz araştırmalar. Yemin yenilebilirliğini artırma, hazmolunabilirliğini artırma, sindirilebilirliğini artırma gibi özellikleri nedeniyle bu bitkilerin kullanım alanlarından bir tanesi. Bitkisel boyamacılık var. Tabii günümüzde bunun sentetik boyamacılıkla şu anda rekabet edebilmesi mümkün değil. Rekabete girebilmesi ancak bu bitkilerin geniş alanlarda yetiştirilmesi ve tekstil sanayinde kullanılmasıyla ilgili. Bitkisel boyamacılık tabii ki ülkemizde yapılıyor. Hatta ilk bitki kök boya bitkisi. Köklerinin rengini görüyoruz. Kullandığımız bağlayıcı maddelere bağlı olarak çeşitli renk tonları elde edilmiş oluyor. Bunların hepsi butik ürünler. Saflık dereceleri yüksek, renkleri bozulmuyor. Bu özellikleriyle öne çıkıyor bitkisel boyamacılık ve birçok boya bitkisi var. Saksıda kullanımları var. Bu da ayrı bir sektör. Çünkü artık herkes böyle evinde taze baharat kullanmak istiyor. Saksısından işte baharatını alıp veya bitkisel çayını alıp kullanmak istiyor. Bu da yaygın olarak kullanılan ve yapılan bir uygulama. Bizim ülkemizde çok yaygın değil ama Avrupa'da balkon eczacılığı var. Farmakolojik özelliği kanıtlanmış, halk arasında sıklıkla kullanılan, toksik etkisi olmayan bitkiler için söylüyoruz bunu. Balkonlarda yetiştirilerek bitkilerin bu özelliklerinden de faydalanılıyor. Yani ne gibi? Adaçayı gibi, reyhan gibi, biberiye gibi, lavanta gibi bitkilerden. Peyzajda bu bitkileri görüyoruz. Şimdi güzel kokulu olması ayrı bir avantaj. Uzun süre çiçekli kalması ayrı bir avantaj. Herhalde böyle lavantalarla dolu bir peyzaj alanında herkes dolaşmak ister diye düşünüyorum. Sadece lavanta değil birçok bitki bu anlamda kullanılıyor. En sık kullanılan lavanta. Bunun dışında endüstrinin birçok yan dalında işte şekerlemeler, sakızlar, sabun, diş macunu, deterjanlar gibi ürünlerde de kokulandırıcı olarak bu ürünler kullanılabiliyor. Tarımı ilgilendiren önemli bir özelliği erozyon kontrolü. Şimdi bu fotoğraflardaki alanlara baktığımızda belli bir meyil görüyoruz. Böyle meyilli bir alanda her bitkiyi yetiştirebilmemiz mümkün değil. Hem kökleri derine gidecek, hem erozyonu engellemiş olacak, hem su isteği az olmuş olacak. İşte lavanta gibi, kapari gibi bitkiler, biberiye gibi, adaçayı gibi, kekik gibi bitkiler bu tarz eğimli alanlarda yetiştirilmeye uygun olan bitkiler. Arıcılıkta kullanıyoruz. Artık tıbbi ballar var. Lavanta balı bunlardan bir tanesi. Bitki uzun süre çiçekli kalıyor. Tabii hangi türün bu anlamda yetiştiriciliğinin yapılmasına iyi karar verilmesi gerekir. Bu da bir sektör haline geldi. Ekoturizm şimdi yavaş yavaş her ilde öne çıkan bitkiler olmaya başladı. Isparta gül cenneti diyoruz zaten. Gülle ilgili turlar düzenleniyor. Bununla ilgili festivaller var. Gerçekten kişilerin ilgisi var. Bitkinin kendinizin hasat etmesi, nasıl distilasyon yapıldığını görmeniz, kendinizin bu olaya katılması herkesi cezbeden şeyler. Yine Isparta'da Lavanta Festivali var. Isparta'nın Kuyucak, Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü. Bu anlamda gerçekten ekoturizmi iyi yansıtıyor. Hatta bu köyün şöyle bir reklamı var. Bir çiçekle kaderi tersine dönen köy gerçekten doğru. Çünkü genel alanlara baktığınızda eğimli alanlar, meyilli olan alanlar. Ne demiştik? Her bitkiyi yetiştiremiyoruz ama lavanta hem ekolojik olarak buraya adapte olabilmiş bir bitki. Hem de distilasyonun kalbi aslında bir nevi Isparta'da atıyor diyebiliriz. Gül sezonu bitiyor. Gül sezonu bittikten sonra lavanta sezonu başlıyor. Böylelikle arka arkaya hem gül yağı hem lavanta yağı bu ekolojilerde çıkartılıyor. Bunun dışında popüler olan hepimizin bildiği medyatik Alaçatı Ot Festivali gibi, Urla Ot Festivali gibi birçok yerde tıbbi ve aromatik bitkilerin dahil olduğu yenilebilir otlar festivallerini görmek mümkün. Peki kullanım alanlarından bahsettikten sonra acaba bizim ülkemiz tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin bir ülke mi? Şimdi yaklaşık 12 bine yakın bitki taksonu var. Bunun da yaklaşık %35'lik kısmı endemik türler. Peki
Kaç tanesi acaba tıbbi aromatik bitki? 3000 tanesi tıbbi aromatik özellikte. Ülkemizde 500 ile 1000 adet arasında bitki türünden halk hekimliği veya geleneksel tıp uygulamaları kapsamında yararlanılıyor. İç ticaretimize 350, dış ticarete yaklaşık 100 bitki konu oluyor. Yurt içindeki aktarlarda da ortalama olarak 200 adet civarında bitki türü satışta. Biz bu bitkilerden tabii ürün elde ediyoruz. Bu ürün eldesini nasıl yapıyoruz? Bunun bir alternatifi doğadan toplama, diğeri mutlaka yetiştiricilik. Şimdi doğadan toplama dediğimizde eğer bilinçli bir toplama olursa doğadan toplama yapılabilir. Sürdürülebilir olursa toplama yapılabilir. Şimdi biz bitkinin eğer bitkisel gen kaynağı olarak kaybını sağlıyorsak, oradaki bitkiyi katlederek bir nevi erozyona neden oluyorsak, nadir ve endemik bitki türlerinin kaybına neden oluyorsak o doğadan toplamanın bir anlamı yok. O bölgede çok yaygın olarak ve pazar payı olan bir bitki varsa bilinçli toplama yöntemleriyle neden bilinçli diyoruz? Çünkü bu tarz bitkilerde etken madde gelişme döneminin belli bir döneminde maksimuma ulaşıyor. O dönemi bilmemiz lazım. Şimdi kekik daha küçük çimlendiğinde bile kekik kokulu. Ama uçucu yağ oranının arttığı, içindeki bileşenlerin yükseldiği ya da dengesinin değiştiği dönemler var. Bunu bildiğiniz zaman doğru toplama yapabilirsiniz. Bunu bilmezseniz eğer heterojen bir ürün ortaya çıkar, homojen bir ürün ortaya çıkmaz. O yüzden sürdürülebilir olması toplamanın gerçekten önemli. Diğeri zaten yapmaya çalıştığımız bu bitkilerin kültüre alınması. Ve ülkemizde son yılların verilerine göre tıbbi ve aromatik bitki ekim dikim alanı 1 milyon 757 bin dekar civarında. Üretimi de neredeyse 500 bin tona yaklaşmış durumda. Şimdi baktığımızda acaba en çok hangi bitkiler yetiştiriliyor bizim ülkemizde bu anlamda? Özellikle ekim dikim alanı bakımından en büyük pay haşhaşta, %39'luk. Aynı zamanda sunumun başında belirtmiştim, morfin ve türevleri bizim önemli ihracat kalemlerimizden bir tanesi. Kimyon %18'lik bir payla. Kimyon özellikle kurak koşullarda, mesela Orta Anadolu için daha uygun bir bitki. Burada tohumlarını görüyoruz. Bunların öğütülmesiyle bizim bildiğimiz toz kimyon elde ediliyor. Kimyon da önemli ihracat ürünlerimizden. Anason yine bu şekilde tohumlarından yararlanılan bir bitki. %14'lük bir pay var. Bunun dışında kekik %9'luk bir paya sahip. En fazla kekik yetiştirilen ilimiz Denizli. Denizli'de yer gök kekik diyebiliriz. Ve bu bahsettiğim 4 bitki yaklaşık %80'lik bir paya sahip ülkemizde ve önemli de ihracat ürünlerimizden. Bunun dışında tabii bir sürü ürün yetiştiriliyor. Çörek otu, rezene, nane, çemen gibi, kişniş gibi, ekinezya gibi, dağçayı gibi bitkiler. Bu örnekleri artırmamız mümkün. Defne de bizim önemli ihracat kalemlerimizden. Biz önemli, yani daha doğrusu geleneksel defne ihracatçısı ülkeyiz. Doğadan toplanıyor ürünün çok büyük bir kısmı. Son yıllarda defne plantasyonları da kuruluyor. Doğada olanlar da korunarak, kontrollü toplamayla bu ihracat ürünümüzü ayakta tutuyoruz. Bunun dışında yağ gülü, coğrafi işaret tescili almış bir ürün. Isparta, Güneykent'te özellikle. Tabii güllü ve gül ürünlerinin önemi bizim ülkemiz için çok büyük. Çünkü Bulgaristan'la ilk sıradayız gül ürünleriyle, gül yağında veya bunun yan ürünleriyle ilgili. 1 litre gül yağı yaklaşık 3500 kilogram yaş gül çiçeğinin damıtılmasıyla elde ediliyor. Mutlaka yaş damıtmak gerekiyor. Yani bu bitkiyi kurutup damıtma yapmak isterseniz istenen kokular arka planda, istenmeyen kokular ön plana geçiyor. Orada artık Isparta'da bu bir sektör halinde. Bunun dışında yine lavanta, Isparta ile özdeşleşen bitkilerden bir tanesi ama artık birçok ilimizde lavanta yetiştiriciliğinin yapıldığını görüyoruz. Safran, her ne kadar safran boluyla özdeşleştirilse de artık birçok ilimizde safran tarımı yapılıyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi artık üreticinin bu bitkiyi yetiştirmek isteyenlerin üretim materyaline ulaşabiliyor olması. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiş kara aslan çeşidi var. Şu anda Türkiye'deki tek safran çeşidi. Tabii üretim materyaline ulaşabilirseniz bitkiyi yetiştirmenin ilk adımı atılmış oluyor açıkçası.
Reyhan Malatya Arapdir'de, reyhan birçok yerde yetiştiriliyor ama bu mor reyhan, reyhanın da birçok farklı kokuları var, kemotipleri var. Yine coğrafi işaret tescili almış ürünlerden bir tanesi. Ada çayı yine birçok ilimizde, daha doğrusu ekolojisi uygun olan yerler, birçok ilimizde derken ekolojinin uygun olduğu yerlerde yetiştiriliyor. Çörek otu, Bursa özellikle çörek otu ekim alanında Türkiye'de ilk 3'e giren illerimizden, özellikle Keles'in dağ köylerinde 3-4 tane köyünde başarılı bir şekilde çörek otu tarımı yapılıyor. Ve son yıllarda Bursa'da da artık yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Ölmez çiçek dediğimiz veya altın otu dediğimiz bitki. Bu bitkinin de kurak koşullara dayanıklı bir bitki. Uçucu yağı çok kıymetli. Özel anti-aging dediğimiz kırışıklık giderici olarak kullanılıyor. O ürünlerin içerisinde yer alıyor. Piyasası olan bitkilerden bir tanesi. Tıbbi ve aromatik bitkileri niye kültüre almakta bu kadar ısrar ediyoruz? Çünkü yasal sınırlamalar var. Yani toplanması yasak olan bitkiler var. Ama bunların yetiştiriciliğini yaparak hem doğaya zarar vermiyoruz hem de standart bir ürün elde ediyoruz. Aşırı ve bilinçsiz toplamadan ortaya çıkan bir heterojen ürün var. Bunun önüne geçmiş oluyoruz. Toplama güçlüğünün önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü aynı dönemde, aynı gelişme döneminde hasat her zaman için kaliteli ve homojen bir ürünün garantisi olmuş oluyor. Hasat ve hasat sonrası işlemleri de daha kolay ve rahatlıkla yapabiliyoruz. Üretim materyali temini çok önemli. Eskiden bu sayı daha azdı, şimdi fazlalaşmaya başladı. Güncel olarak toplam 73 adet tıbbi aromatik bitki farklı türlere ait çeşitler var. Bunları zaten Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü'nün sayfasından hangi kurumların tescil ettirdiğini görmek mümkün. Özellikle araştırma enstitüleri, daha sonra üniversiteler bu konuyla ilgili ayrıntılı çalışıyorlar. Şimdi sunumumuzla ilgili olarak da bölgemizdeki tıbbi ve aromatik bitkiler neler acaba? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi doğada gezinirken, şurada yolda yürürken belki üzerine basıp geçtiğimiz bir sürü tıbbi ve aromatik özellikte olan bitki var aslında. Bu bitkileri tanımak lazım. Bunlar özellikle yenilebilir yabani otlar grubundalar ve yenilebilir yabani otlar da biyoçeşitliliğin önemli bir parçası. Gıda olarak 10 binin üzerinde yenilebilir yabani ot kullanılıyor genel baktığımızda dünyaya. Şimdi ben birkaç tanesinden örnek veriyorum. Bunlar çok fazla tabii ki. Hepimizin bildiği ısırgan bitkisi, ebegümeci, bunlar tıbbi özellikleri olan bitkiler. Gelincik, kara hindiba, özellikle alt kısımlara bunlardan elde edilen bitkisel ürünlerin de fotoğraflarını ilave etmek istedim. Çoban çantası bitkisi. Bunun dışında işte labada, kuzu kulağı, bir sürü bitki var. Şu anda hepsinin adı aklıma gelmiyor. Şöyle Bursa pazarlarına çıktığınızda bahar ayında toplanmış olan bu bitkilerin satışa sunulduğunu da görüyoruz. Hem bizim kendi yöremizden olan hem de kendi yöremizden olmayan, mesela madımak gibi, çiriş gibi, Arap saçı gibi bazı bitkilerin satıldığını görüyoruz. Tabii bunların nereden toplanıldığı, hangi koşullarda toplanıldığı, yol kenarından mı değil mi, bunları çok iyi bilmek lazım. Çünkü bu bitkilerin bir kısmı akümülatör bitkiler, yani bünyesinde ağır metalleri toplayan bitkiler. O yüzden trafiğin yoğun olduğu yol kenarları gibi alanlardan bu bitkileri toplayıp tüketmemek gerekiyor. Yani diyoruz ya, doğal, doğal olan zararsız gibi bir anlayış var ama bazen çok tehlikeli bir hale de gelebiliyor açıkçası. Bunun dışında Uludağ'ımız var. Uludağ'ın bitki çeşitliliği yüksek. Yaklaşık 170'in üzerinde bitki taksonunu barındırıyor. Bunlardan 33 tanesi sadece Uludağ'a özgü olan bitkiler. Tabii tıbbi aromatik bitkiler var. Uludağ'dan özellikle kekik, kantoron, dağ çayı, ada çayı, ölmez çiçek gibi, defne, orkide ve salep türleri maalesef bilinçsiz bir şekilde toplanıyor. Şimdi bölgemizle bağlantılı olarak tabii biz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü olarak bu bitkilerle çalışıyoruz. Aynı zamanda bölgemizde hangi bitkiler yetiştirilebilir? Bu göstereceğim fotoğraflar o sorulara da bir cevap olabilir diye düşünüyorum. Bizim bir koleksiyon bahçemiz var tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili.
Bu bahçemizde şu anda tam olarak son görüntüleri değil ama bir en azından kafamızda oluşsun diye bu fotoğrafları gösteriyorum. Şu anda 70 kadar bitki türümüz var. Amacımız şu, bizim için burası bir ön bahçe. Yani Bursa ekolojik koşullarında hangi bitkiler yetişir, hangi bitkiler yetişmez. Sıcaktan zarar gören, kuraktan zarar gören, hastalık ve zararlısı var mı? Yani ne oluyor bu bitkiler? Bu toprak yapısında gerçekten yetişebiliyor mu? Bizim için bir ön bahçe burası. Bir bitkiyle çalışmaya başlamadan önce ilk önce bu bahçede bunları bir nevi test ediyoruz. Onun dışında bizim fakültemizde öğrencilerimize anlattığımız dersler için bir uygulama alanı. Yani kekiği hepimiz biliyoruz ama kekik türlerini ayırt edebiliyor muyuz? Veya yeşilken, tazeyken bu bitkiyi tanıyabiliyor muyuz? Bu önemli. Burada tabii biz hem lisans düzeyinde, lisans üstü düzeyde çalışmalar yürütüyoruz. Reyhan çalıştığımız bitkilerden bir tanesi. Burada mor ve yeşil reyhanı görmek mümkün. Nane, ekinezya, bunların hepsi Bursa ekolojik koşullarında yetiştirilebilecek olan bitkiler aynı zamanda. Tek yıllık sater dediğimiz kekik, çörek otu, sarı kantoron, limon otu, bizim kurutma raflarımız var. Bu kurutma raflarında çalışmalarımız için olan ürünleri kurutuyoruz. Yine çörek otu var. Son yıllarda çalışmaya başladığımız ölmez otu dediğimiz bitkilerimiz var yine bu alan içerisinde. Fidelerimizi çalışmalarımız için genellikle kendimiz yetiştiriyoruz. Fidecilik de bir sektör. Yani bu bitkilerin fidesini üretmek ve bunu pazarlamak da bir kol bu bitkiler için. Tabii şunu söylemek lazım, mutlaka bu tarz bitkilerden gelir elde etmek için katma değerli ürünlere dönüştürmek lazım. Yani sadece bitkiyi üretmek yetmiyor ne yazık ki. Yani sadece kekik üretmek yetmiyor. Kekiğin yağını çıkarmak, başka ürünler yapmak, işte belki ilaca dönüştürmek bazı etken maddeleri. O zaman bu bitkiler gerçekten gelir getiren gruba girmiş oluyor. Ve bu alan içerisinde öğrencilerimizle birlikte, ekibimizle birlikte işte hasatlarımızı, işte gerekli ölçümlerimizi veya üreticilere vereceğimiz bilgileri üretmeye çalışıyoruz. Sadece bu saydığım bitkiler değil, daha birçok bitkiyi Bursa ekolojik koşullarında yetiştirmek mümkün. Ama her bitkiyi değil. Bu yüzden tıbbi ve aromatik bitkiler tarımını doğru yapabilmek için doğru bitkiye karar verdik mi? Gerçekten bu bitki doğru ekolojide mi? Biz doğru üretim teknikleriyle mi bu işi yapıyoruz? Çünkü hasat zamanı, hasat saati bile önemli bu bitkilerde. Etken madde içeren bitkiler çünkü. Doğru tüketim ve pazarlama ağını oluşturabiliyor muyuz? Bu sorulara gerçekten doğru cevaplar verebilmek lazım. İyi bir üretim ve doğru bir üretim yapabilmek için. Sunumum artık sonlarına geliyorum. Güney Marmara bölgesinde, bizim ilimizin de içinde bulunduğu, bir avantajı var mı Bursa'nın? Evet, avantajları var. Ekolojik şartlarımızın uygunluğu var. Lokasyon olarak avantajımız var. Çünkü ticari olarak büyük şehirlere, diğer mesela İstanbul bu konuda bu piyasanın döndüğü şehirlerden bir tanesi. Buraya yakınlık önemli bir avantaj bizim için. Tabii bir yol haritası belirlememiz lazım. Şimdi ilk önce doğal floramızı incelememiz lazım. Hangi bitki var, hangi bitki yok. Neden? Çünkü bir ekolojide o bitkinin yabanisi yayılış gösteriyorsa o bize bir anahtardır. Bu bitki burada yetişebilir diye. Yayılışı olmayanı yetiştiremez miyiz? Hayır, tabii ki yetiştirebiliriz. Ekolojik şartlar uygunsa bunu da deneyerek anlıyoruz. İkincisi bilinçli toplayıcılık. Bunun neden bilinçli olması gerektiğini zaten anlattım. Bursa'da eğer varsa mikro klima alanlar belirlenerek buraya uygun olan türler adapte edilebilir. Pazar olanakları mutlaka araştırılmalı bu işe girmeden önce. Diyelim hem yaşa hem kurusu değerlendirilen bitkiler daha ön planda olabilir. Tohum ve fideyi nereden elde edeceğimizi, nasıl doğru yetiştiricilik kurallarıyla bu işi yapabileceğimizi ve bunun sonunda da mutlaka kurutma ve distilasyon üniteleriyle bunu desteklememiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu bir imece işi, yani çok ayaklı, çok disiplinli bir konu tıbbi ve aromatik bitkiler. Biz yetiştiricilik kısmında görev alıyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. Bitkilerin teşhis edilmesi lazım. Bunu
botanik bölümleri, biyoloji bölümleri yapıyorlar. Etken maddelerin kimyasal bileşimlerinin belirlenmesi, kimyacılar. Bu bir ilaç haline dönüştürüldüyse, dönüştürülmesi gerekiyorsa eczacılık fakülteleri. Eğer bir bitki ilaç oldu, buna ham madde oluşturmak gerekiyorsa üreticiler, işte ziraat fakülteleri, bu işin yetiştiriciliğini yapan kimseler ve ilaç haline geldiyse de bunu uygulayan hekimler olmalı. Ben sözlerime burada son veriyorum. Umarım genel bir bakış açısı oluşturabilmişizdir Bursa içinde. Sorularınız veya katkılarınız olursa Turgay Bey'in yönetiminde bunları da alabilirim. Teşekkür ediyorum herkese. Turgay Bey, sesiniz gelmiyor. Hocam, biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir bilgilendirme eğitimi oldu. Sorulara geçmeden önce bizim biliyorsunuz Nilüfer Belediyesi'nin Ürünlü'de küçük ölçekli kent bostanları var. Biz de burada belirli tıbbi aromatik bitkilerin üretimini yapıyoruz. Özellikle sormak istediğim bir şey var. Safranla ilgili. Çünkü orada 3 parselde safran üretimi yapıyoruz. Evet, biliyorum. Tamamdır hocam. Bu safranlardan elde ettiğimiz soğanları, yani bir şeye parsele diktiğimiz safranlardan soğan elde etmek için ne kadar zaman beklememiz gerekiyor? Bu soğanları bir parsele geçirmek için. Turgay Bey, en az 3 yıl beklemek gerekiyor. Çünkü safran tek soğanlı ama soğan hani yavruluyor diyoruz. Yani yavru soğanların oluşması için belli bir yılın geçmesi lazım. Minimum 3 yıl. Yani bunu ne kadar uzatırsanız elde edeceğiniz soğan sayısı daha fazla olmuş oluyor. Soğan sayısı fazlalaştıkça çiçek sayısı fazlalaşıyor. Ama işte bitkinin belli bir ekonomik ömrü var. Denerken 3 yıl olmak üzere bu soğanlar sökülüp yeni bir parsele aktarılabilir veya tohumluk olarak kullanılabilir. Teşekkür ediyorum hocam. Yine bizim uzunca zamandır lavanta ile ilgili çalışmalarımız var hocam. Hem şeyde kent bostanlarında hem de belediyemizin diğer arazilerinde lavanta ile ilgili üretim yapıyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Lavanta ile ilgili son yıllarda çok popülerleşen bir şey oldu, üretim oldu. Bununla ilgili siz gelecekte bir sorun görüyor musunuz hocam? Yani lavanta ekiminin ve lavantadan sonra elde edilecek ürünlerin fiyatlarında herhangi bir düşüş ya da elde kalma gibi sorunlar olabileceğini düşünüyor musunuz? Açıkçası düşünüyorum Turgay Bey. Lavanta ivmesi yüksek olan bir bitki. Artık Bursa'da da birçok alanda yetiştirilmeye başlandı. Ama bu bitkinin yetiştiriciliğine başlamadan önce gerçekten ürünü nereye satabiliriz? Bunu üretici olan kişilerin biliyor olması lazım. Yani böyle yola çıkmak lazım. Ben bir lavanta yetiştiriciliğine başlayayım da bu ürünü daha sonra işte bir şekilde değerlendiririm diye başladığınız hikayeler maalesef hüsranla sonuçlanabiliyor. Çünkü bu bitki ne dedik, işte taşlı toprakları, kireççe zengin olan toprakları, kurak alanları değerlendirebiliyor. Görsel olarak çok güzel bir ürün elde ediyorsunuz. Mesela nerede kurutacaksınız? Veya bunun kalitesi nedir? Bunu bilmek lazım. Aynı zamanda lavantada iki tane ekonomik değeri olan tür var. Yani en fazla yetiştiriciliği yapılan. Bunlardan bir tanesi tıbbi lavanta dediğimiz yağlık lavanta. Bunun uçucu yağ oranı düşük ama kalitesi yüksek. Bir de lavandin dediğimiz çiçek verimi çok yüksek olan, uçucu yağ oranı da diğerine göre oldukça yüksek olan bir tür var. Ama içerisinde kafur etken maddesinden dolayı bazı alanlarda kullanılması tercih edilmiyor. Ama ikisinin de farklı kullanım alanları var. Yani lavanta tarımını yapacak olan kişiler ne amaçla bunu kullanacaklar? Ona göre doğru türü belirlemek ve bu yolda ilerlemek lazım. Ben şunu görüyorum. Hemen herkes lavanta tarımı yapmak istiyor. Peki nereye pazarlayacaksınız bunu? Bunun her zaman doğru yanıtını alamıyorum açıkçası. Yani bu yükselen ivme düşebilir diye düşünüyorum lavanta için. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Yine bununla ilgili bir soru sormak istiyorum hocam size. Aynı şekilde bir sonraki süreçte lavantanın yükseliş süreci gibi yine bir tıbbi ve aromatik bitkinin aynı trendi yakalayıp yine yüksek şeylerde çok fazla alanda ekilip dikilebileceğini düşünüyor musunuz? Şöyle düşünüyorum. Ölmez çiçeği örnek vermiştim. Ölmez çiçek de bu anlamda piyasası yükselen bitkilerden bir tanesi.
Lavanta ile yetiştiricilik koşulları da çok benziyor. Pazar olanakları da yüksek bu bitkinin. Dediğim gibi doğru tarımı yapıldığı zaman niye olmasın? Yani ölmez çiçeğe bu anlamda paye veriyorum. Teşekkürler hocam. Tabii daha birçok örnek verilebilir ama hani lavantaya benzediği için daha çok onun üzerinde durdum. Biberiye keza öyle. Biberiye yükselen trende olan bitkilerden bir tanesi. Adaçayı öyle. Zaten hani bunlar bildiğimiz, kullandığımız bitkiler ama tarımını genişletmek lazım. Teşekkürler hocam. İzleyicilerden gelen birkaç soru var. Onları soracağım hocam size. Pelin Su Deveci'den bir soru var. Kültüre alınamayan bitkilerin yok olmaması için ne gibi tedbirler alınabilir? Kültüre alınamayan bitkilerin yok olmaması için bir kere o bitkiyi tanımak lazım ve bilinçli olmak lazım. En önemlisi o. Yani bilinçli olduğunuz zaman o bitkiye zarar vermemeniz gerektiğini biliyor olmanız lazım. Şimdi bizim ülkemizde örneğin salep toplamak yasak. Yasak ama salep toplanmıyor mu? Maalesef toplanıyor salep. Hatta çok özel bir bitki, her türlü alanda yetişmiyor. Belirli mikroorganizmalarla işbirliği yaparak bu bitki toprakta varlığını sürdürüyor. Ve toplanırken de genellikle bütün bitki sökülüyor ve orada siz o bitkiyi artık yok etmiş oluyorsunuz. Ama bilinçli bir toplayıcılıkla, salep için söylüyorum bunu, diyelim yumuşak yumruyu toprakta bırakmak, sert yumruyu almak lazım. Bu normal yetiştiricilik için de böyle. Yani bilinçli olmak en büyük şey açıkçası. Teşekkürler hocam. Mehmetcan Yılmaz'dan bir soru var. Nilüfer'e özgü türler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir diye sormuş. Yani Uludağ'a özgü türler var ama Nilüfer'e direkt yani endemik bitkiler var mı? O konuda tam bir bilgim yok açıkçası tıbbi aromatik bitkiler açısından. O yüzden sağlıksız bir bilgi vermiş olmayayım. Teşekkürler hocam. Yine Mehmetcan Yılmaz'dan bir soru daha var. Bursa'da yetişmeye uygun ekonomik değeri en yüksek tıbbi aromatik bitki nedir demiş. Şimdi ben o yaptığımız çalışmalarda da özellikle anlatmaya çalıştım. Bursa'da kekik, İstanbul kekiği dediğimiz bir tür var. Marmara bölgesi florasında yayılış gösteren. Bu kekiğe de şans tanıyorum. Yani ekonomik değeri yüksek olan bir bitki. Aynı zamanda reyhan veya fesleğen dediğimiz hem yaşı hem kurusu değerlendirilebilen bitkiler. Hem fenolik maddelerce zengin, uçucu yağ oranı yüksek olan bitkiler. Reyhanı söyleyebilirim. Ölmez çiçeği söyleyebilirim bu anlamda. Altın otu diye geçiyor ya da. Biberiye bitkisini söyleyebiliriz. Yani Bursa'da ekonomik değeri yüksek olan bitkiler arasında. Aynı sefa var. Sarı kantoron olabilir. Yani bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Hem pazar olanaklarıyla ilgili ama yetiştiricilik koşulları da Bursa için uygun. Bir soru daha var ama biraz bir soru hocam. Atilla Oral'dan gelmiş. Size nasıl ulaşabiliriz demiş. Zannediyorum mail adresinizi istiyor. Yani üniversitemizin bölüm sayfasında benim mail adresim var. Oradan ulaşabilir Atilla Bey. Teşekkürler hocam. Bütün bilgiler için, soruları cevapladığınız için. Haftaya yayınımız yine bitki hastalık ve zararlıları için ekolojik mücadele yöntemleriyle devam edecek. 7 Temmuz'da saat 19'da olacak. Dersimizi doçent doktor Nimet Sema verecek. Bu haftaki yayınımız bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz hocam size de tekrar eğitim için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.